İyi akşamlar sevgili Can TV izleyicileri. Yeni bir gazeteciler programında gazeteci konuğumuz Mustafa Alparslan ile beraberiz. Kendisini davet ettik, buyurdu geldi. Görüşlerini bizimle paylaşacak. Birlikte Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Gündemimizde neler var? Gündemimizde tabii ki tüm Türkiye gibi bizim de gündemimizde İstanbul seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri var. Neredeyse başat hale geldi. Ana mesele olarak başımıza, karşımıza duruyor. İttifaklar sorunu var. İttifaklara önceki iptal edilen seçimlerdeki ittifaklardan bir farklılık doğuruyor tabii ki. Bunu konuşacağız. BK sorunu yerine Türkiye İttifakı'na değiştirdi. Devlet Bahçeli Türkiye İttifakı da neymiş dese de söylem öncekine nazaran oldukça değişti. Ayrıca bir başka konuyu daha değerlendireceğiz. Konuğumuz Mustafa Alparslanlı Nazım'ın 56. ölüm yıldönümü dolayısıyla ufak bir değinme yapacağız Nazım'a ve Nazım'ın Hopa'dan geçişine. Evet, Mustafa Hocam, İstanbul seçimleri diyelim, artık içine her şeyi sokabiliriz bunu. Evet, aslında bu dediğin şey doğru. Aslında İstanbul seçimlerinden bahsediyoruz ama biz sokmasak bile zaten herkes her şeyi İstanbul seçimlerinin içinde soktu. Bir yandan da yani seçimi sürdürenler de işte her şeyi konuşuyor. Üstelik geçen seçimde de biraz böyleydi. Hatırlarsan zaten AKP kanadı Ekrem İmamoğlu'yla uğraşmak yerine onu yani nasıl diyelim İstanbul vizyonuyla İmamoğlu'nun İstanbul vizyonuyla uğraşmak yerine başka genel siyasi konularda sorularla onu yormaya çalışıyordu. O zamandan da belliydi zaten. Fakat bir yandan İstanbul tabii işte ülkenin nüfusunun dörtte birini barındırıyor. Bütün şehirlerden, kasabalardan, köylerden insanların yaşadığı bir yer. Dolayısıyla işte her sorun da İstanbul'un içinde. Fakat yani hem söylenecek şeylerin çoğu söylenmiş durumda aslında İstanbul seçimleri için. Şimdi şeyi düşün, her şeyde ne bileyim işte İmamoğlu da bayramda memleketine gitti Trabzon'a. Sonra işte Karadeniz, Giresun, Ordu'ya gitti. Bir şekilde oralara da taşınmış oldu. Ama ondan önce de zaten önce şeyden duymuştuk MHP lideri Bahçeli'den bütün illerde nasıl diyelim İstanbul'da nüfusu çok olan Anadolu vilayetlerinin işte dernekleriyle falan konuşacağız seçimi öyle hazırlanacağız diye. Yani İstanbul seçimi bir yandan uzatmayalım bir tür Türkiye seçimi haline gelmiş oldu bir şekilde. Bir de tabii İstanbul'un yani sembolik öneminden başka bir iktidarın para kaynaklarından, daha doğrusu para dağıtma kaynaklarından da biri İstanbul. En önemlisi neredeyse. Şimdi bütün bu 31 Mart seçiminden bu yana epey bir malzeme medyaya döküldü öyle hatırlarsan. İşte hangi vakıflara ne kadar işte para aktarılmış. İşte ihaleler ne olmuş, hatta ondan sonra yeni ihaleler işte bu bütün bu seçim kargaşası içinde yangından mal kaçırı gibi yeni ihaleler verildi falan filan da söylendi. Öyle bir önemi de var. Dolayısıyla işte geldik bu karmaşık duruma. Yani durum gerçekten karmaşık bir hal ama bir taraftan da iktidar diyelim artık ona, AK MHP cephesi İmamoğlu'na ya da Millet İttifakı'nın adayına nereden vuracağını şaşırmış vaziyette. Yani çaldılar diyor, YSK'nın iptal gerekçesinde kararında çalmayla ilgili hiçbir şey yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da ilçe seçim kurullarıyla, ilçe seçim müdürleriyle ilgili soruşturmalar deniyor. Hepsi bu seçimde de görevine devam edecek denildi. İki gün önce gece yarısı Naci Güven miydi YSK Başkanı? Gecenin saat 12'de açıklama yaptı.
işte 13. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Müdürünü başka yerlere tayin ettik, yerine başkalarını atıyoruz, atayacaklar diye. Atama da hükümet yapıyor tabii ki, şey yapamıyor. YSK'nın yetkisi de değil o. Böyle bir önlem alındı ki seçimler bir daha iptal edilecek gerekçeye kazanmasın diye. Yoksa yine iptal edecekti belki de, ya da bu sonsuza gidecekti. Hani medyaya düştü, sosyal medyada bunun çok geyiği yapılıyor, haklılık payı da var. Deniyor ki artık anayasaya şöyle bir madde koyun, AKP kazanıncaya kadar seçimler tekrarlanır. Evet. Durum böyleydi. Fakat şimdi ya tamamen hukuksuz bir durum olduğu, yani seçimlerin iptalinin ve ondan sonraki işte açıklamaların, yok işte gerekçeli karar şunun bunun, onun artık ya tartışılır bir tarafı yok. Zaten şeyde işte YSK'nın o gerekçeli kararı itiraz edenler, onların muhalefet şerhleri, işte öbür 7 kişinin, yani lehte oy kullanan, AKP'nin istediği doğrultuda oy kullanan işte üyelerin hiç sesini çıkarmamış olması, sağlam gerekçelerinin olmaması, o hukuk rezaleti zaten. Bence orada tartışılacak bir şey yok. Fakat şimdi ya bütün, şimdi temize çekersek bütün bu tartışmayı, işte 2 aydır süren, ne olacak? 23 Haziran'da tekrar sandığa gidecek İstanbul'da 16 milyon seçmen ve oy, bu 16 milyon seçmenden oy istiyor adaylar. İki aday var. Şimdi bu 16 milyon seçmen bütün bu hukuksuzluğu, adaletsizliği, eşitsiz durumu daha önceki seçimlerde olduğu gibi gördü. Şimdi biraz daha geçen seçimde, o yerel seçimlerde biraz daha farklı görür gibi olmuştu. İşte onun için Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandı mesela ve ya bütün Türkiye genelinde de işte büyük şehirlerin çoğunu kaybetti AKP falan. Demek ki seçmen başka bir yerden baktı, başka bir şekilde değerlendirdi falan diyoruz. Şimdi bununla beraber yine çok yaz, zaten her şey yazılmış durumda ve her şey yazılıyor. Şöyle bir şey de var. Vay efendim, işte Abdullah Öcalan'da görüşme, avukatlar görüştü. İşte AKP Kürt oylarını istiyor ya da küstürdüğü Kürt oylarından bir kısmını tekrar kazanmak istiyor. İşte Erdoğan da işte dilini yumuşatır gibi oldu sanki. İşte Binali Yıldırım Diyarbakır'a mı gitmişti? Diyarbakır'da işte evet, işte Kürdistan dedi demedi. Fakat şimdi bunlarda daha önceden de biliyoruz ki büyük bir ilkesizlik var zaten. Yani sadece Kürt meselesinde değil, AKP hükümeti birbiriyle alakası olmayan, bazen taban tabana zıt politikaları uyguladı. Bu işte dış politikada da yaptı bunu, işte Kürt meselesinde de yaptı falan. Ve bir büyük bir kitle birbirine taban tabana zıt bu politikalara onay oyu verdi. Yani A derken de AKP'ye oy verdi, Z derken de verdi. Sonra işte Ç dedi ona da verdi, D dedi ona da verdi. Şimdi biz genel dışarıdan bakanlar ya da biraz işte muhalefetten bakanlar, nereden dersen de karşıdan bakanlar, yani iktidar cephesine, bloğuna hep şeyi, işte bu çelişkili durumları, çelişkili açıklamaları şey gibi, can simidi gibi sarılıp o mantıksızlığı, iktidarın ahlaksızlığını falan göstermek istiyoruz ve bu da yeni bir şey değil. Hep bu yapıldı işte, sosyal medyada falan da çok yapıldı, yazılar da yazıldı. Ama dediğim gibi bu çok güvenilecek bir şey gibi değil. Çünkü o seçmen A'ya da oy verdi, Z'ye de oy verdi. Ha, şimdi iş biraz değişmiş gibi görünüyor. Aslında birkaç seçimdir onun işaretlerini vermişti. Şimdi daha sıkışık bir noktaya geldiler iktidar bakımından. Onun için 31 Mart'ta o sıkışıklığı gördük biz. İşte tamamen hukuku çiğneyip bir karar aldılar.
Şimdi de mesela o YSK'nın en son verdiği karar, işte daha önce hakkında soruşturma açılmış, işte ilçe seçim başkanlarının tekrar görevlendirilmesiyle ilgili mesele. Orada şey diyen de oldu, işte acaba AKP yine yolunu mu arıyor seçim iptalinin? Fakat nereye kadar iptal edeceksiniz seçimi? Bunu iptal et, bir daha iptal et, bir daha iptal et. Velhasıl bu bir şeye belki de hükümet patinaja sokmak istiyor olabilir. Şu da var tabii, şimdi seçimi bir şekilde yine kaybedecek. Yani normal şartlarda herhalde kaybeder. Kaybetse bile son derece problemli, sakız gibi uzatılmış ve meşruiyet problemi ya da meşruiyet sorunu lekesi varmış gibi üstünde gösterip sonraki diyelim ki İmamoğlu kazandı. O meşruiyet lekesini kullanıp sonradan belediye yönetiminin boğazını sıkmaya ya da işte imkanlarını daraltmaya falan çalışabilirler. Bu onun yolu da olabilir. Şimdi işin işte belediyeler kanunu, Büyükşehir Belediyesi kanununa falan bakmak lazım biraz. Ben biraz bakmıştım. Şimdi başkanın yetkileri var. Bayağı ciddi yetkileri var. Fakat meclisin de var. Şimdi belediye encümeninin bir yetkisi var. Veyahut bir ay kadar önce, yani o seçimde ilk 31 Mart seçiminden sonraydı. Bu işte Abant'ta galiba AKP'nin işte gizli, yani basına kapalı toplantılarından birinde şöyle dediği haberi çıktı diye söylüyorum. Biliyorsunuz bir büyük şehir yasası ile ilgili değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Encümenlerde bürokratların sayısı fazla, bürokrat üyelerin, siyasi üyelerin sayısını arttıracağız. O şu, onun açıklaması, konuyu dağıttım gibi olacak ama buraya bağlanabilir diye söylüyorum. Diyelim ki tam sayıyı unuttum. 10 üye varsa encümende, işte 5'ini başkan seçiyor ya da işte başkana bağlı birimler. Geri kalan 5'ini de işte belediye meclisi seçiyor. Başkanın da bir oyu var. Dolayısıyla çoğunluk başkanda olduğu için, ama meclis çoğunluğu, belediye meclisi çoğunluğu AKP'nin elinde, AKP MHP'nin elinde şu anda. O çoğunluk encümende işe yaramıyor. Başkanın atadığı adaylar işe yarıyor. İşte onun için ona bürokrat diyor. Siyasi ağırlığı arttıralım demek. Mecliste çoğunluk kiminse encümeni o çoğunluk encümeni belirlesin demek istiyor. Neyse, örnek diye söylüyorum. Şimdi buna benzer şeyler yapabilirler ve biraz işte kullanışlı olan başkanlık yetkilerini kısıtlamaya çalışabilirler. Şeyi hatırla, Ankara'da ilk meclis toplantısında yetkilerini bize devret falan dedi ya meclis, belediye meclisi başkanı Mansur Yavaş'a. Şimdi neyse, şeyi uzattım ama ya bugünkü bütün bu haragüreyi daha sonra belediye başkanlarının imkanlarını daraltmak için de kullanabilirler. Yani Erdoğan iktidarının her tür şeyi yapabileceğini biliyoruz artık. Kulislerde şöyle bir şey var. Bu konuya daha çöktenci bir çözüm getiriyorlar. Şöyle bir şey tartışılıyor. Bu belediye başkanlığı seçimlerini iptal edelim, kaldıralım. Cumhurbaşkanı atasın. Direkt konuştukları şey şu anda bu. Şimdi bak, bu seçimlerden epey önce de ona bakmak lazım. Şimdi ezbere konuşmak çok doğru değil ama şimdi zaten başkanın, yani Cumhurbaşkanı'nın elinde bir sürü yetki var. Herhalde işte kararname yayınlıyor, şuydu buydu. Onlar zaten bu tip şeyler söylenebiliyordu. Daha önce de söyleniyordu. Şimdi tabii ki İstanbul Belediye Başkanı yerine kayyum atamak o kadar da kolay değil. Ama işte Kürt illerine yaptığı kadar kolay değil diye görüyoruz. Ama olmayacak iş de değil. Yapılmayacak bir şey de değil. Ya nerede gözlerinin döneceği, yani ne kaybedecekleriyle alakalı bir şey bu.
kaybedeceği şey çok büyük olursa... İşte onun için yapılabilir diye. Şimdi bak şöyle düşün. Burada işte bu S-400 falan meselesiyle de gündeme geldi ama ondan önce de. Şimdi o beka sorunu, işte Kürt meselesi, işte bir tek terörist bırakıncaya kadar bilmem ne falan filan. Biz birdenbire 90'lara dönmüş olduk. 20-25 yıl önceye dönmüş olduk. Halbuki o arada ne olmuştu? İşte 99'da Öcalan yakalanınca falan Türkiye'de işte teröre karşı başarılı olmuş tek ordu falandı. Ama onun yine gerisinde, yine aynı. Yani bu da zaten bir patinaj demek. Şimdi şöyle düşün, bak geçenlerde bir gazete duvarda güzel bir yazı çıktı, bir analiz. İki imzalı, Yahya Madra'yı da Sedat Yılmaz'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bu S-400 meselesi ama sadece bunu değil. Şimdi bu AKP hükümeti savaş sanayini, silah sanayini kalkındırmak istiyor ya, bu bilinmedik bir şey değil. İşte insansız hava aracından bilmem işte roket üretmeye kadar falan filan. Yani aslında bir tür küçük Amerika bence olmak istiyor. Neyse. Şimdi burada yine çok bilmediğimiz bir şey değil de Derli Toplu yazıyordu. Şimdi ihracat yapan, yapmaya çalışan, işte teşvik edilen o savaş sanayi içinde çeşitli sektörler var. Bunlardan bir kısmı Erdoğan'ın dünürü, damadı falan filan. Şimdi çok aslında çok basit bir soru var. Buradan akrabaların para kazanıyor. Sen siyasi seçimi buradan kazanmaya, savaş çıkarıp seçim kazanmaya çalışıyorsun. Yani bir, nasıl diyeyim, silah üreticisinin barış istemesi mümkün olabilir mi? Ya. Yani bu aslında çok çıplak gösteren bir şey. Şimdi bunun gibi çıplaklıkları işte Amerikan için falan konuşulurken işte söyleriz. Onu AKP'nin işte kalemşorları falan da söylüyorlar. Oydu bu işte Amerikan emperyalizmi falan. Sen de kendi çapında, yani bu askeri endüstriyel kompleks denir. İşte Amerikan kurucu, nasıl diyeyim, yapılı kurulu düzenin asıl motoru diye. Burada da öyle bir motor kurmaya çalışıyorsun. O motorun içinde de senin akrabaların, dünürün, şunun buyun, damadın falan da var. Bu yapı, bu zaten savaş üretecek bir yapı. Şimdi onun için oradan da vazgeçemez. İstanbul Belediyesi de işte başında, bir tek ben demiyorum, zaten yazıldı çizildi bunlar. O da büyük kaynak üreten ve bu kaynağı dağıtan, o kaynak dağılımından da aynı zamanda oy da devşirilen bir değirmen burası. Bu değirmeni bırakmak istemiyorlar tabii. Yani işin noktası ranta dayanıyor. İşin püf noktası orada. Geçen iptal edilen seçimlerden bu yana da değişen bazı şeyler var tabii ki. Önce mesela Cumhur İttifakı, MHP, AKP bir de küçük ortakları vardı. Büyük Birlik Partisi zannedersem. Bir tarafta da Millet İttifakı, işte CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ayrı durmuştu. HDP'yi dışarıda durmuştu, o da ki Millet İttifakı'ndan katılmadı tabii ki. Ama Millet İttifakı'na oy verdiler blok olarak. Şimdi bu seçimde, yenilenen seçimde daha doğrusu, ittifakların isimleri değişmedi ama söylemler büyük oranda değişti. En azından Cumhur İttifakı anlamında söylemler değişti. Hemen seçimin sonrasında, kısa bir süre sonra zannedersem, Partili Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı diye bir şey attı ortaya. Devlet Bahçeli kükredi, bağırdı, çağırdı. Cumhur İttifakı sonsuza kadar yaşayacak, bilmem ne bu, Türkiye İttifakı da nereden çıktı vesaire söylendi. Yani bu söylemin içerisinde olduğu için konu açılsın diye söylüyorum. Önceki seçim döneminde BK söylemi çerçevesinde Kürtler istiyorlarsa Güney Kürdistan'a gidebilirler dedildi. İşte vatan haini, kendisinin dışında kalan herkes vatan haini, bölücü, terörist benzeri söylendi. Şimdi geldi günler değişti. Binali Yıldırım Diyarbakır'da Kürtçe konuşuyor. Halkı selamladı, Rojbaj diyor insanlara. Yani Kürtler istiyorlarsa oraya gidebilirler derken durum buraya kadar geldi.
Doğru gelir de demin dedim ya bunlar güvenilecek şeyler zaten işte senin dediğin gibi yani Kürt oylarını almak istiyorlar nihayetinde. Hiç olmazsa bir kısmını. Onun için her şeyi yapıyorlar. Daha önce de yok açılımdı sonra saçılım oldu. Yani birbiriyle çelişkili sadece Kürt meselesinde bile kaç kere git gel oldu. Bu zaten bir ilkeye dayanıyor olsaydı bütün bu politikalar hem böyle yalpalamalar olmazdı hem de o ilkenin izinde tabii ki bu nasıl asfalt yolda yürünebilecek gibi ya yani o rahatlıkla gidemezsin çeşitli sorunlar olur çözmek istesen de fakat yine de işte oradaki girdilerle çıktılarla falan yani bir mücadele içinde o ilke doğrultusunda yürütürdün politikanı. Şimdi onlar olmayınca İşte ihtiyaç duyulduğu zaman Sayın Öcalan, işte bu sefer öbürüne ihtiyaç duyulduğu zaman işte terörist başı, berikine işte böyle gidiyor. Şimdi bu da biraz onun gibi bir şey. Şimdi MHP tabii bu işte Kürtlerle barış ya da Kürtlerle barış bile değil. Yani yumuşak bir dile itiraz eden bir parti MHP. Fakat onlar da görüyordur. Yani başka türlü de burada seçim kazanılamaz. Yani MHP-AKP ittifakı bile bir seçim kazanmaya eğer Kürtleri ya da Kürtlerin bir kısmını yanlarına almazlarsa seçim kazanmalarına imkan yok. Onu onlar da görüyorlar. İşte onlar da herhalde sessiz kalıp geçmeye çalışıyor. Ama burada şimdi şuna yol açtıysa eğer bu AKP'nin şeyi başka bir tarafa. Şimdi CHP'de diyelim ki Kürt meselesi için CHP'de bir değişiklik ihtimali yaratır mı yaratmaz mı sorusu bence önemli. Şimdi Ekrem İmamoğlu mesela burada seçim gecesi de konuşuyorduk. Ben o zaman şunu demiştim. 31 Mart seçimlerinden önce bir işte Ülke TV'ye mi ne çıkmıştı İmamoğlu. Orada o Turgay Güler diye bir gazeteci bozuntusu var ya neyse şey oraya. Şimdi orada Turgay Güler hep şeyi sordu. Yani Kürt meselesi işte ona ne diyorsun? Bak Kandil'den açıklama var buna ne diyorsun? Ben ne diyeyim dedi. Benle ilgili değil falan. Ve sonra işte Demirtaş'la ilgili bir şey sormuştu. Uzatma orada da biraz kaytararak cevap verdi. Şey, davasını tam bilmiyorum, dosyayı tam bilmiyorum falan gibi. Fakat şimdi o zamandan bu zamana geçerken birkaç kere özellikle Demirtaş vurgusu yaptı Ekrem İmamoğlu. Yani dilini sevdiğinde söyledi falan. Şimdi bu önemli bir şey ama tek başına, şimdi Demirtaş bence de herkes bakımından kıymetli ama bir yandan da önemli bir figür. Zaten onun için içeride adam. Ama bütün Kürt meselesi demek Demirtaş demek de değil. Şimdi yani Demirtaş'a açılım çok kolay. Zaten konuşuluyor da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bazı MHP'liler bile o ne güzel adam falan filan diyorlarmış. Ne tatlı konuşuyor şuydu bu. Yani onların bir kısmının gönlünü bile fethedebilecek bir adamdı. Yani Demirtaş'a sahip çıkmak şüphesiz önemli. Sahip çıkma bakımından söylemiyorum. Çıkılması gerekir ve bence CHP İmamoğlu açısından da Kürt meselesine Demirtaş üstünden yaklaşmak akıllıca bir şey. Ama şimdi bu burada kalırsa işte yani şöyle düşün. CHP ömründe göremeyeceği, görememiş olduğu büyük bir koalisyon buldu. Kucağında buldu yani. Kendi yaratmadı bunu. Yani öyle işte ucuna geldik. Uçurumun ucuna ite. Oraya gelindi. İşte Demirtaş onu şey diye tarif etti ya bağrınıza taş basın CHP oy verin dedi. CHP'ye bağrınıza taş basın oy verin. Ben onu şöyle diyorum. Ben de CHP'li falan diyeyim. Bağrıma altı ok basıp oy verdim yani. Şimdi sadece taş falan da değil. Şimdi buraya gelinen bir noktada muazzam büyüklükte bir koalisyon desteğiyle CHP ve İmamoğlu işte seçimi 13 bin oyla falan aldı. Ama bu konjonktürel bir şey. Yani bir
Bu memlekette Kürt meselesini demokratik ve insani bir şekilde halletmeden adım atılamayacağı ortada artık. Yani hiçbir şey yapılamaz. Kavgadan geçilemez çünkü. Şimdi CHP'nin üstüne de bir şey düşüyor. Dediğim gibi ne yapacak? Şimdi bu nihayetinde İmamoğlu'na bakmıyor. İmamoğlu yok işte 5 sene sonra Cumhurbaşkanı falan. Olabilir 5 sene sonra. Yani parti 5 sene sonraki Cumhurbaşkanı'nın olacak adamın ne diyeceğini mi bekleyecek yani? Neyse şeyi uzatmayayım. Buradan eğer CHP bir şey çıkarabilirse, yani AKP onu etti, bunu etti, o AKP'nin ne yapacağı belli zaten. CHP'nin de şimdiye kadar ne yaptığı belli. Ama bir dönüşme, küçük bir devrim beklemiyorum ama bir şeye yol açabilir mi? Bir kapı, bir pencere açmaya. Bu o önemli bence. Bence de CHP bir rüzgar yakaladı. Bu rüzgarla nereye kadar gidecek? Aslında geçen seçimlerde, yani bu iptal edilen seçimlerden başlangıç döneminde daha doğrusu kazanabileceklerini çok düşündüklerini zannetmiyorum. Çünkü satır aralarında söylenenlerin satır aralarında bir sonraki seçim, hani bu seçimde ciddi oylar alıp %30'lar, %40'lar gibi belki oy alıp bir sonraki seçimde İstanbul'u almak gibi bir beyin kıvrımları arasında yatan bir düşünce vardı. Ama onların da beklemediği bir şey oldu. Ummadıkları belki de 13 bin oy farkıyla da olsa belediye başkanlığı kazandılar. Bu da tabii HDP'nin oylarının ciddi katkısı var. Tabii. Bence yani bunu değerlendirirlerse nereye kadar gider bilmiyorum. Yoksa 31 Mart'a kadar CHP'nin genel görüntüsü işte %20'ler bandında kurulu muhalif bir parti görüntüsündeydi ve bunu değiştirmeye de hiç niyetleri yoktu. Evet. Yani kronik muhalif bir parti. Çünkü bakıyorsun CHP'nin genel başkanına 9 seçime girmiş. 9 seçimde yeni gire çıkmış. Gelişme gösterememiş. Ama ısrarla oturmaya devam ediyor. Değişme de gösteriyor. Değişme de yok. Değişme de gösteriyor. Ha, evet. Zaten ki değişme gösterenler gelişme gösterir. Eğer ki siz değişim gösteremiyorsanız, gelişme de gösteremezsiniz. Bu genel kuraldır. O anlamıyla belki İmamoğlu iyi bir manipülasyon yaratır bunlarda, bir sinerji yaratır, bir yerlere giderler. Diyelim artık, Pervin Buldan'ın, HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın ısrarla yaptığı açıklamalar var. İki açıklama yaptı üst üste. İkisinde de aynı şeyi vurguladı. Birinde daha genel söylüyordu, ikincisinde daha net söyledi. Çünkü sürekli Kürt oylarını etkileyebilmek için manipülasyonlar yapılıyor, spekülasyonlar yapılıyor, kara propaganda yapılıyor sürekli. Trolllar durmadan çalışıyor. Bu trollara tabii başka milliyetçi kesimlerin desteğini de unutmamak gerekir. Bunlar sürekli söylüyor işte, bak Öcalan'ın avukat görüşü yapıldı, hatta bayramda aile görüşü de yaptı. Ha, işte demek ki Kürtler AKP'ye doğru kayıyor. Sürekli bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar ama Pervin Buldan iyi bir zamanlamayla iki sefer açıklama yaptı. Seçime sandığa gitmeyi için el vermeyen Kürt seçmenlerini dahi seçime götüreceğiz ve oy vereceğiz AKP'ye karşı diye net açıklamasını yaparak bu işe önce nokta koydu. O anlamıyla artık sandıkta bakacağız ne olacağına. Evet, bir de şimdi tabii ister istemez bununla uğraşıyorsun. Yani işte seçim var ve önemli bir seçim, yerel seçim de olsa. Fakat Türkiye'nin çok daha ağır problemleri var. Yani işte ekonomi problemi yok, işte Kürt meselesi şuydu buydu. Fakat muazzam bir çevre doğa problemi var. Şimdi her zaman biraz vardı falan belki ama işte bu AKP dönemi tamamen tavrımar etti Anadolu'yu. İşte hep kullan işte o neoliberalizm herhangi bir değer tanımadığı gibi doğa falan filan da tanımaz. Yani Tayyip Erdoğan çıkıp arası yok şehirlerimiz işte bilmem ne oldu doğaya işte bilmem şöyle ne yaptık ya, falan. Kim yaptı dev falan filan deyip işte evet savurup duruyor. Fakat bir yandan da şeyi devam ediyor. İşte bu yakınlarda vardı ya 2004'ten bu yana işte 15 yılda İstanbul vilayetinin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı, ormanlık alanı oraya buraya peşkeş çekmişler. Yani işte
başka işler için kullanılıyor falan. Büyük, çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Alandan bahsediyoruz. İşte şu kadar işte ağaç diktik falan komedisi de yapılıyordu. İşte fakat dikilen ağaç, işte ağaç dikilen alandan çok daha büyük alanlar ormansızlaştırılmış vaziyette. Bu sadece orman meselesi. Yani bunun işte HES'ini düşün, yok taş ocağını düşün, otoyol açmalar, gereksiz havaalanı yapmalar. Madenler. Falan diye, evet, madenler falan diye düşününce işte adam saray yapıyor, yazlık saray diye şeye. Kaç milyon ağaç keserek yapılıyor. Evet. Şimdi ve sadece devletin yaptığı, bir de işte bunu teşvik ediyor. Özeller de bunu yapıyor. Şimdi bu mesele, bunlar da bence muhalefet partileri de yeteri, yani yeter eğer 10 birimse bir birim bile uğraşmıyorlar. Yani ara sıra işte bildiri yayınlamakla falan olmayacak bir şey. Kendi seçmenini, işte üyesini falan örgütleyip mücadele etmeleri gerekir. Falan yapmıyorlar bunu, ama zaten işte ne bileyim, ben işte Hopa'lıyım ve Hopa'daydım işte 15-20 gün öncesine kadar. Hopa Belediyesi de üstüne düşen şeyi yapmıyor. İşte CHP'li belediye, tamam. Mecliste solcu arkadaşlar da var belediye meclisinde. Fakat diyor yani bir topyekun, yani bir seferberlik hali gerekir. Bir kalkışma gerekir. Yoksa işte tamam kazandık belediyeyi de, bir adam seçtik abi, çok tatlı, iyi bir adam. O bizim adımıza işleri yapıyor. Bunlar zaten sahte çözümler. Yani iyi bir adam iyi bir adamdır. İyi insan iyi insandır. İşte iyi bir belediye başkanı, iyi bir belediye ve önemlidir o. Ama bunlar çözüm olamaz. Bir şeyi teşvik ediyorsa, başka şeylerin önünü açıyorsa, başka açılımlar yaratabiliyorsa, işte o zaman kıymetli, ama yapı ne? Yani İmamoğlu tamam, bence de başarılı işte kendi şeyinde. Ne olacak? Yani dünyanın 50 yıllık falan bir ömrü kaldığı söyleniyor zaten. Yani doğa gerçekten korunması gereken bir şey. Ne kadar koruyacaklar, nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Çünkü sadece 3. Havalimanı için İstanbul'da örnek veriyoruz. İstanbul'u konuştuk ya baştan, İstanbul seçimleri dedik, İstanbul'da kaldık. Sadece 3. Havalimanı için milyonlarca ağaç kesildi. Göletler yok edildi, dolduruldu. Dağtaş betona döndü, ama o ulaşması bile son derece zor olan havalimanına, İstanbul Havalimanı'na inip kalkan uçak sayısı ya da işte trafik yapan uçak sayısı hala Yeşilköy Havalimanı'nın sayısına, Atatürk Havalimanı'nın sayısına ulaşamadı. Yani niye yaptınız o zaman siz bunu diye sormak gerekiyor, ama yani ilginç şeyler dönüyor tabii. Havalimanı başlı başına bir sorun. Yani başı başına saatlerce incelenecek bir sorun aslında. Çünkü çok büyük rantlar döndü. Tabii ki, tabii öyle. Fakat şimdi şurada zaten bütün doğa tahribatlarında rant dönüyor. Yani şimdi mesela evet. Dere ıslağı diye bir bence katliam var. Dere ıslağı dedikleri, betonluyorlar altını, işte yanlarını falan filan. Şimdi buradan birileri para kazanıyor herhalde. Şimdi mantık şu, biraz ilgilendim de efendim işte özellikle yerleşim yerine gelince su hızla akıp gitsin, taşmasın sağa sola diye. Şimdi tamam da sen derenin taşkın yataklarına, doğal ya yani bunlar ne bileyim milyonlarca yılda oluşmuş taşkın yatağına şehir kurarsan falan oraya zaten taşacak. Dışarıda Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da nasıl oluyor diye biraz baktım. Mesela kesinlikle beton kullanmayın diyorlar. Yani dere ıslahı yapılabilir. İşte çünkü bir erozyona da yol açıyor o taşkınlar. Ama işte sert kaya, onun işte özgül ağırlığı, yoğunluğunu falan filan işte söylüyor şu falan diye. Yani insan eliyle yapılmış kaya koymayın ve beton kesinlikle yapmayın. Burada ama sürekli betonlanıyor. Kolay beton. Üstelik şunu öğrendim. Belli bir özellikle beton, çimento kullanılması gerekiyormuş. O bile kullanılmıyormuş yani.
Neyse şunu diyorum, yani buralardan da birileri para kazanıyor. Müteahhitler, evet. Şunlar bunlar. Ya beton başka deyince 5 dakika düşüneceksin, beton... Aa, evet öyle. Ve bunu orada yaşayanlar, şimdi lafa gelince herkes memleketin sahibi falan, onu geçtim daha küçük memleketler diye düşün. İşte Opay, Sopay, Anamur'su Anamur, Anamurlu yapıyor. Daha da küçük. Şimdi Arabi'de işte bir köy var, Pilarget. Pilarget'e HES yapılacak. O köy küçük, işte kaç hane olabilir ki? 100 hane, 200 hanede. O oradan bir müteahhit çıkıp onu yapacak. Yani mücadeleyi kendi köylüsüne vermek zorunda. Zaten öyle olmalı. Oralı yürütmeli mi? Ya taşıma suyla mücadele de dönmüyor. Evet, Karadeniz'den bahsettik. Her yer için geçerli. Yok, lafı şuraya getireceğim. Nazım Hikmet'in 56. ölüm yıl dönümü de, evet. Yolu Hopa'dan geçmiş Nazım Usta'nın, öyle biraz da oradan bahsedelim, son 10 dakikamızı öyle değerlendirelim. Peki, şöyle o da, şimdi bir arkadaşla bir şey yapmıştık BBC Türkçe için de, bir video hazırladık, ben de bir şey yazmıştım. Şimdi Nazım Hikmet de İsmail Bilen, sonradan TKP Genel Sekreteri olacak olan İsmail Bilen, 1928'de Sovyetler Birliği'nden, Gürcistan'dan Türkiye'ye girişlerinde yakalanıyorlar. 1928'in Temmuz sonları olmalı. Çünkü 1 Ağustos, 2 Ağustos tarihli işte burada Cumhuriyet, İktam, Vakit gazetelerinde haberler var. Yakalandığını söyleyen. İşte hemen gelmemiş olabilir. 1-2 gün içinde gelmiş olmalı. Tesadüf... Nazımları yakalatan adam Sabri Çiçek, benim annemin dayısıydı. Senin akrabalık da var yani. Annemin dayısıydı işte diyorum yani. Ve ben çocukken Hopa'da yaşadığımız zamanlarda Hopa'nın bir köyü, Peronit köyü, şimdi Çamlıköy yeni adı. O Peronit'te işte Sabri dayının evine falan çok sık gittiğimiz bir evdi. Çok severdik evi, işte çocukları bizden büyüktü ama onlarla oynamayı falan filan da severdik. Ben de bu hikayeyi işte en geç de işte orta birden beri falan biliyorum. İşte Sabri dayı Nazım Hikmet'i yakalatmış falan. Şimdi Nazım'ın şiirleri falan evde, bizim evde okunurdu. Bir şiir merakı vardı. Dayılarım zaten komünist falandı ve işte o Bulgaristan baskıları vardı o zaman. İşte bütün şiirlerini toplamış, onlar bulunurdu falan filan, uzatmayayım. Sonra ya epey bir yıl geçti. Ya dedim şu meseleyi bir konuşayım, kimse bilmiyor falan. 93'te yazın gidip konuşmuştum Sabri Çiçek'le. Şimdi bunlar o zaman tabii sahilden yol falan yok. Yukarıda Rusların yaptığı yollar var. Bir de asıl patika sistemi var. Bütün Anadolu öyleydi. Yol olmadığı zamanları düşün. O patikalarda ulaşım sağlanıyor. Batı tarafından, yani batıdaki komşu ilçe diyelim, Arhavi tarafından geliyorlar. İki kişi ve işte yabancılar tabii. Sahilde bir kahve var. İşte Piroğlu Mustafa'nın kahvesi. Neyse işte bu Sabri Çiçek de orada işte bir dükkanı falan olan bir adam. İşte okuma yazması var, işte uyanık biri. Şimdi o dönemlerde özellikle sınır bölgelerinde emniyet teşkilatı, milli emniyet teşkilatı, o zamanki tam adı o olabilir, bir takım gönüllüleri falan kullanıyor. Yani işte şüpheli bir şahıs gördüğünde bildir, şüpheli bir durum olursa bildir falan gibi. Şimdi Nazım'la İsmail geliyor, işte şeye gelince, insanlarla karşılaşınca, köy meydanına indikleri zaman yani, işte kahve var mı diyorlar. Tamam, gelin, çay da var, kahve de var, buyurun. Kahveye oturuyorlar, işte muhabbet başlıyor. Şimdi zaten şüphe çekmiş durumdalar. Bu Sabri Çiçek de biraz şey, biraz hafif onu, o muhabbeti hafif sorgu gibi de kullanıyor ve işte nereden gelmişler, nereye gidiyorlar, şu bu derken, işte biz diyorlar pazara vapurla geldik falan. Şimdi pazara vapuru uğramıyor. Yani vahim, küçük ama vahim bir hata. Buradan iyice, yani bütün şüpheleri artık şey, kararını veriyor. Bunlar doğru söylemiyorlar diye.
köyde bir gümrük muhafaza bürosu varmış o zaman. Onlara haber veriyor. Onlar jandarmaya haber veriyor. İşte gelip yakalıyorlar. Üstlerinden dürbün çıkıyor, fotoğraf makinesi çıkıyor, harita çıkıyor. Hatta şeyde Hopa'da savcı sorgularken cebinden bir defter çıkıyor Nazım'ın. O Vala Nurettin anlatıyor o şeyde. Moskova'da Heraklit'i düşünürken diye bir şiir. Heraklit'i şimdi eski yazıda Heraklit her ekalliyet diye okuyorlar. Okunabilir şey. Vay azınlıkları mı kışkırtmaya geldi falan diye. Hayır ya Heraklit'te kim işte bir eski Yunanlı filozof. Ha bir de Yunanlı falan filan gibi. Öyle bir komedi şeyde. Neyse uzatmayayım. İki aya yakın aslında kalıyor. Yani en az bir ay herhalde. O biraz tartışmalı ama. Şimdi Nazım'la beraber yatan, Nazım ve İsmail'le beraber yatan insanlar var. Hopa hapishanesine girdiğinde birileri var çünkü orada. Şimdi Hopa mapushanesi notlarından diye Nazım'ın şiirleri var. O şiirlerde bu insanların bir kısmının adı geçiyor. Bir tanesi Çocuk Muhittin. Çocuk Muhittin 13 yaşındadır. Dedesinin bakkalından işte bir şey aşırmaya çalışır. O arada dedesi yakalar ve işte şeye polise teslim eder, içeri düşer. İşte bunun hikayesini anlatır mesela. Tesadüf Muhittin amca bizim dede evinin komşusuydu. Çocuklarından biri Mustafa benim ilkokul arkadaşımdı, hala işte görüşürüm. Neyse. Onları işte buldum tekrar. Yani ben onun ne dediğini zaten biliyordum. Sonra bir Fındıklı'da biri var. Bir de 1928 şu bakımdan önemli. Latin alfabesine geçilen yıl 28. Yanılmıyorsam 1 Kasım'da geçiliyor. Tam fakat o arada işte hazırlıklar falan yapılıyor. Ve Nazım tabii Latin alfabesi biliyor. Şimdi Hopa hapishanesine düştüğü zaman oradaki ne bileyim işte başçavuş, kaymakam falan da Latin alfabesi öğrenmek istiyor ve kaymakama mesela Nazım Hikmet öğretmiş Latin alfabesini. Hapishanedeki öbür işte yatanlara da siz de öğrenin falan diye onlara da öğretmiş. Öğrettiklerinden bir tanesi de Fındıklı'da yine işte batıdaki ilçelerden biri. Oradan Tahsin Çervatoğlu diye bir adam. Şu anda Fındıklı'da belediye başkanı seçilen bir solcu Çervatoğlu var. Onun akrabası işte, yakın akrabası sayılabilecek biri. Tahsin Çervatoğlu'na da öğretiyor. Ve Tahsin Çervatoğlu, Nazım Hikmet'le yatarkenki anılarını oğluna anlatmış Yaşar Çervatoğlu. Yaşar abi de yazmıştı onları daha önce. İşte biz şimdi gittiğimizde Yaşar abiyle falan da konuştuk. İşte başka isimler de geçiyor. Onların da peşinde de düştük falan tabii. İşte bir kısmının bir akrabasını bulduk. Bir tanesi meğer şizofren olmuş. Hiç kimseye bir şey anlatmıyormuş. Fakat şu dikkat çekici. En son onunla bitireyim. Şimdi Hopa'da böyle çekimler yaparken sokaktaki sıradan insanlara da soralım dedik. Yani tamam burada yakalanmış bir insanın yakalanmasıyla Nazım gibi önemli bir şairin hapsedilmesi kötü bir şey ama niyetli Hopa'da kalmasını sağladı yani bu falan diye. İşte genel olarak şöyle diyorlar. Evet kötü fakat işte bir şekilde bizim Fahri Hemşerifimiz oldu. Yolu buradan geçti bir kere. Hatta bir arkadaş var, benim de arkadaşım, o şey dedi, ya ben de burada 3 kere falan hapse girdim işte siyasi sebeplerden Hopa hapishanesine ve konuşurken arkadaşlara ben Nazım'la aynı ranzada yatmış adamım diye şey işte şakadan caka satıyordum diye. Fakat şu da ilginç oldu, şimdi benim tanıdığım insanlar ama mesela konuşuyoruz, birden durun size bir şiirini okuyayım diye ezbere şiiri okuyan insanlar çıktı. Ben birini biliyordum, o tesadüf önümüze gelmişti. Fakat o ve bunlar da eski şey mesela MHP'li, bir tanesi bizden epey büyük. İşte bu o nasıl diyeyim milliyetçi gençliğin ilk örgütlendiği 60'larda ilk örgütlendiği zamanlarda işin içinde olan insanlardan biri. Fakat Nazım'ın bütün şiirlerini ezbere biliyor falan. Yani
Hopa solcu olmakla falan bilinen bir yer. Ama içinde bunlar da var. Solcusu ya da sağcısı fark etmez. Hepsinde öyle bir Nazım şeyi, sevgisi şeyi vardır işte. Bir de onu da gösteriyor. Hatta bir Nazım Hikmet heykeli de var yani, Kazım Koyuncu'nun heykeli olduğu gibi. Yani Nazım öyle bir şahsiyet ki gerçekten yani dünyanın saygı duyduğu önemli şairlerden birisi. Ama öyle bir adamın, öyle bir kişiliği var ki, yani ben şu anlatımını da ben de araştırdım onu biter. Hopa'ya geliyor, geldiği gün yakalanıyor, hapse giriyor, 2 ay gibi, 3 ay. 3 ay gibi Hopa hapishanesinde yatıyor, sonra hakkındaki dava düşüyor. O zaman hatırlıyorum, İsmail Bilen 146. maddeden, 146'ya birden yargılanıyor, evet. Düşüyor davası. İkisi de yani. Sonra Ankara'da başka davalar var diye bunlar Ankara'ya gönderiyor. Yani 3 aylık bir süre hepsi. 3 aylık bir sürede hapishanede de yatıyor bu adam. Kaymakamına, cezaevinde görevli assubaylarına, subaylarına, yatanlarına, herkese alfabeyi öğretiyor, Latin alfabesini öğretiyor. Yani bu ve Hopa hapishanesinde notlar gibi çok değerli şiirler de bırakıyor tabii ki geride. Yani öylesine etki yapıyor ki dilden dile bunun şeyleri, anıları anlatılıyor. Efsane dediğin gibi yani Hopa hapishanesinden geçenler bile ben Nazım aynı hapiste yattım kardeşim sen ne diyorsun diyebiliyor. Yani gerçekten Hopa için o 2 ay, 3 aylık zaman bile çok önemli demek ki. Öyle bir etki yapmış. Artık yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Bir toparlayalım. Daha Pontus. Pontus'tan bile bahsetmedik. Artık onunla başka programda yaparız. Nazım'la kapatmış olalım bence hocam. Evet. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya daha güzel bir Türkiye'de daha iç aydınlatıcı konularla, yeni konuklarla Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin efendim.